Anlaşmalar müzakereyle olur, müzakereyle. Biri bir şey söylüyor ortaya, bir yasa çıkaracağız. Var mı müzakere? Çünkü bu sistem de ona müsait değil. Sayın Cumhurbaşkanı geçmişteki konuşmalarıyla, kuruluş konuşmalarıyla şimdikinin arasında ne kadar fark olduğunu söylesin. Geçmişte bunları söylemiyordu ki. Adalet diyordu, hak diyordu, hukuk diyordu. Başına gelen bir felaket oldu mu bağırarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne diyordu. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni mi tutuyorlar? İşte yaptıkları bütün kanunsuz eylem bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi raporlar yayınlıyor, buraya gönderiyor, cevap bile veremiyorlar. Kamufle arıyorlar. Acaba nasıl kamufle edebiliriz diye. Bunlar da hukuk, adalet diye bir kavram kalmadı. Gerçekten geçmişin siyasileri eksiğiyle, efendim yanlışıyla, doğrusuyla, hakikatiyle kendi partilerini toplumun kamuoyuna çıktılar. Emanet diye bir şey dediler ve eridiler, sıkıntıya girdiler, kendilerine zarar verdiler. Ama bu iktidar sadece kendilerine değil, bütün insanlığa, bütün kurumlara, kuruluş felsefesine, mirasa sayısız derecede haksız, hukuksuz işlemlerle onları yok etme gayretindeler. Bunlarda bilim yok, bilim. Bilim yok. Duygusallıkla olmaz bu işler. Duygusallıkla işte giydiğin kıyafetle kafana bir takke alıyorsun, gidiyorsun bir yerde Kur'an okuyorsun ama gizli yaptığın işlerde gerisini düşün. Gizliliklerle niye açıklayamıyorsunuz? Bir bakan bile söyledi Fatih Bey, bir bakan. Bu iktidarın bakanı beni hırsız torbasına koydun diye bir tane araştırma oldu mu? Gerek Şöyle, mecliste. Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden yargılanıyor. Bu da yeni bir haber. Beni hırsızlar torbasına koydu diyen bakanla ilgili sözlerinden dolayı Sayın Erdoğan bir daha yargılanıyor. Bırakın Erdoğan Bayraktar'a dava açılmasını ya yeniden yargılanmasını. Haber şöyle, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık sonrası istifa etmek zorunda kalan eski bakan Erdoğan Bayraktar hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada düşürme kararının bozulmasının ardından yeniden yargılanmaya başladı. Şimdi çok enteresan bir şey bu. Bir de İlker Baş bu. Bugün o da önemli bir başlık. Hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi İlker Başbuğ'un. İlker Başbuğ ne yapmış diye düşünüyorsanız 26 Haziran 2009'da meclisten geçirilen torba yasadaki asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasına ilişkin maddeyi hatırlatmış ve bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ'yle ilgili bu araştırılsın demişti. Sen misin diyen FETÖ'yle ilgili bu araştırılsın hakkında 4 yıl hapis cezası. Çünkü hatırlarsanız Sayın Erdoğan grup toplantısında demişti ki zaman zaman yanlış değerlendirmeleriyle kamuoyunun önüne çıkan bir eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek meclisi itham altında bırakmıştır. Kendisini iyi tanırım. Bu konuda hepiniz süratle dava açmalısınız dedi. Milletvekilleri dava açtı ama asıl davayı 4 yıl hapis sistemiyle savcılık açtı. Yani talimat, grup konuşmasından yanlış anlamasın da kimse, bu talimattır. Yargıya talimattır. O talimat yerine getirilmiş. İlker Başbuğ için 4 yıla kadar hapis istenirken Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yani garibim diyor burada bir yorum yapmış bir sosyal medya kullanıcısı. Şöyle, İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşiktaş'ta 26 Kasım 2014 tarihinde CHP'nin Beşiktaş'ta gerçekleşen İstanbul Bölge Toplantısında 17-25 Aralık operasyonları adıyla bilinen ve 4 bakanın istifasıyla sonuçlanan olaylar sebebiyle hakkında meclis soruşturması açılan Bayraktar ve diğer bakanları kastederek kullandığı sözlerin eleştiri ve düşünceyi açıklama boyutuna geçerek hakarete dönüştüğü şeklinde bir tespitte bulunmuş. Ve şöyle denilmiş, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapiste cezalandırması. Ya böyle bir şey var mı? Bir de devamı var. Dava da düşürülmüş.
23 Şubat 2018 tarihinde mahkeme bu davayı düşürmüş. O davayı yeniden açan bu yargı, yani düşürmüş davayı yeniden açan, yoktan var yaratan yargı, Erdoğan böyle Bayraktar'ın, konuşulanların hepsi doğru, tapelerin hepsi doğru, kasetlerin hepsi doğru. Beni hırsızlara aynı çuvala koydular, sorsunlar anlatayım demesine rağmen Erdoğan Bayraktar'la ilgili ne dava açıldı, ne herhangi bir savcı harekete geçti, ne de mecliste bir komisyon kuruldu. Yine Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken bir karar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Baylukla da var, onunla var. Tabii. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen serbest bırakılmayan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili kararını açıklamış. Serbest bırakılması gerektiği konusunda bir Türkiye'ye yine bir uyarı gelmiş. Uyaran Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını Türkiye uyguluyor mu? Uygulamıyor. Neden? Osman Kavala ile ilgili uygulandı mı? Selahattin Demirtaş ile ilgili uygulandı mı? Yani Türkiye'de hukuk sadece kendi yurttaşına karşı değil, dışarıdaki hukuku da takmıyor oldular. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar bizim anayasamıza göre, bizim hukukumuzun bir tık üstünde değil mi? Evet. Sonuç olarak şimdi, iç hukukta buna uymak durumunda değil misiniz? Şimdi Fatih Bey, önemli bir konuya temas ettiniz. Türkiye kendi isteğiyle güvenlik açısından NATO'ya dahil oldu. Hukuk açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Yani zorla bizi almadılar oraya. Ve bunun da belli kuralları var. Bu yargılamayla ilgili hukuksuzlukları orada anayasanın da üzerinde bir kavramdır. Maalesef bunu uygulamıyor Türkiye. Cezai müeyyideler var, tazminatlar var. Ya bırakın onu, işte Baylok konusunda, dediğiniz Kavala konusunda ve bununla ilgili öyle şeyler geliyor ki bekletiyorlar, bekletiyorlar. Kim bunun sonucu? Yine bunlara gelecek. Şimdi asıl olan şu. Bir cezai veya suçluyu siyaset belirlemez. Cezai veya suçluyu hukuk belirler, adalet belirler. Şimdi Türkiye'de bu iktidarın belli dönemlerde hukuk temsilcileri, yargı temsilcileri bu sistemle, bu rejimle bağımlı hale geldi. Hep diyorum ya, düğmelendi bunlar. Aslında üç kurum düğmesizdir diyorum ben. Diyanet, hukuk, adalet ve üniversiteler. Üçü de kadrolaşma ve kendi zihniyetini ortaya koydukları için bunlar da hak, hukuk, arama. Burada öyle yanlışlıklar yapılıyor ki siyaset devletin bir kısmını ele geçirdiği için elinde bir sopa intikam aracı gibi kullanıyor. Ben geçen bir yerde uyarı yaptım. Muhalefet partisi liderleri, bunu samimi olarak söylüyorum. Yanına hukukçuları alsınlar, gitsinler. İstanbul'da cezaevlerine, efendim Ankara'daki cezaevlerine, söyledikleri konularla ilgili lütfen gitsinler, hukukçularıyla bu yargılamaları dinlensinler. Dinlemeleri lazım. Ne rezaletlikler var. Yahu bunların verdiği kararları bile dolduran insanlar şu anda süresi olduğu halde emir bekliyor, çıkmıyor. Pek çok isim verebilirim böyle. Bunlar net. Bunları takip ediyor arkadaşlar, hukukçular. İnsan hakkı diye bir şey yok. Hukuk diye bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim. Bunlar bir gün yaşattılar ve bunlar aynı şeyi yaşayacaklardır. Ben yaşamasını da bir rövanş olarak istemiyorum. Ama adalet olsun, adalet. Kim olursa olsun siyaset belirlemez. İşte 14 tane 28 Şubat'taki hadise de aynısı. Ben de karşıyım 28 Şubat'a. Darbeler bu memlekette meşrutiyeti olmaz darbelerin. Ocaklar söndürülüyor, ocaklar. İnsanlar mağdur ediliyor. Gencecik beyin göçleri gitti. İdamlar gayetti. Lanetle anılıyorlar. 12 Eylül dahil. Tabii o genelde de yapılanlar da tabii, bir intikam, bir öç alma aynen, duygusu öç alma. İçinde. Ne yani, oldu bu? Devletin birimlerini bir öç alma kurumu gibi kullanıyorlar. Öç alma. Elinde imkan, şunu at, şunu tut. Şimdi 14 tane general. Ben de diyorum baştan. Bunu siyaset yargılamasın. Bunu hukuk, adalet kendi içinde yargılasın. Bugün de böyle.
İlker başlıyor. Niye? Kendi tarafına bir şirin gözükmek. Şirin gözükmek. Şimdi bittikçe, güç daraldıkça yeni şeyler icat ediyorlar. Peki bir Mehmet Bekaroğlu'na bir dönelim. Cumhuriyet